Herkese merhaba, Takı Tasarımları kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, bu videomda sizlere bu oldukça şık olan kolye modelinin nasıl yapıldığını anlatmaya çalıştım. Bugün kolyemiz zaten bu şekilde duruyor. Yakından da bu şekilde. Umarım yapılışı anlaşılır olmuştur. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Bu model için gerekli malzemelerimiz 3 farklı renkli 0-11 numara kum boncuğu, 2 tane takı bu şekilde 2 tane takı aparatı, bakın böyle, 2,5 ya da 3 santim kadar uzunluğunda zincir, zincirin ucuna ben bu şekilde takı aparatı, yaprak şeklinde takı aparatı kullanacağım. Siz daha farklı aparat da kullanabilirsiniz. Yoksa da kullanmayabilirsiniz. 3 tane klips halkası ve 1 tane papağan klips. Bir tabii ki takı ipi ve boncuk iğnesi. İlk başta 4 tane mavi boncuk alıyoruz. Boncuklarımızı ekiyoruz. Ve burada her zamanki gibi bir karış kadar uzunluğunda ip bırakıyoruz. İlk baştaki mavi boncuktan bu şekilde geçiş yapıyoruz. Bakın böyle. 2 siyah, 4 tane açık renk boncuk alıyoruz. Ve boncuklarımızı ekiyoruz. İlk baştaki açık renkteki boncuktan bu şekilde çıkış yapıyoruz. Siyah 4 tane mavi boncuk alıyoruz. Boncuklarımızı ekiyoruz. İlk baştaki mavi boncuktan bu şekilde geçiş yapıyoruz. İki siyah, 4 tane açık renk boncuk alıyoruz. Boncuklarımızı ekiyoruz. İlk baştaki açık renkteki boncuktan bu şekilde geçiş yapıyoruz. Yani 2 tane mavi, 2 tane de açık renk çiçek, bu şekilde çiçek yapıyoruz. 2 tane siyah boncuk alıyoruz. Şimdi sırayı birleştiriyoruz arkadaşlar. Bakın böyle. İlk baştaki mavi boncuktan bu şekilde geçiş yapıyoruz. Bakın böyle oluyor. Hemen yanındaki mavi boncuktan geçiş yapıyoruz. Ve hemen onun yanındaki mavi boncuktan, burada uçtaki mavi boncuktan çıkış yapıyoruz. Ve böylece ilk sırayı tamamlamış olduk. Bir siyah, 4 tane açık renk boncuk alıyoruz. Boncuklarımızı ekiyoruz. İlk baştaki açık renkteki boncuktan bu şekilde geçiş yapıyoruz. Bir siyah boncuk alıyoruz. Bir sonraki çiçeğin tepesindeki boncuktan, yani bakın bu boncuktan geçiş yapıyoruz. Bu kez bir siyah, 4 mavi boncuk alıyoruz. Yine boncuklarımızı ekiyoruz. İlk baştaki mavi boncuktan bu şekilde geçiş yapıyoruz. Bir siyah boncuk alıyoruz.
Sıradaki çiçeğin tepesindeki boncuktan geçiş yapıyoruz. Bir siyah, dört tane açık renk boncuk alıyoruz. Boncuklarımızı İlk baştaki açık renkteki boncuktan bu şekilde geçiş yapıyoruz. Bir siyah boncuk alıyoruz. Sıradaki çiçeğin tepesindeki boncuktan bu şekilde geçiş yapıyoruz. Bir siyah, dört mavi boncuk alıyoruz. Boncuklarımızı İlk baştaki mavi boncuktan bu şekilde geçiş yapıyoruz. Bir siyah boncuk alıyoruz. Burada sırayı birleştirmiyoruz arkadaşlar. Bakın. Bir sonraki çiçeğin tepesindeki boncukla beraber aradaki siyah boncuktan ve hemen onun yanındaki açık renkteki boncuktan geçiş yapıyoruz. Ve böylece ikinci sırayı da tamamlamış olduk. Şimdi burada ne yapıyoruz? Çıkış yapmış olduğumuz boncuğun hemen yanındaki boncuktan ve hemen onun yanındaki boncuktan. Bakın bu uçtaki boncuktan çıkış yapıyoruz son olarak. Bir siyah, dört tane açık renk boncuk alıyoruz bu kez. Boncuklarımızı itiyoruz. İlk baştaki açık renkteki boncuktan bu şekilde geçiş yapıyoruz. Ne yapıyorduk burada? Bir siyah boncuk alıyoruz ve sıradaki çiçeğin tepesindeki boncuktan geçiş yapıyoruz. Bakın arkadaşlar, model birazcık ortaya çıkmaya başladı. Bir siyah, dört tane mavi boncuk alıyoruz. Boncuklarımızı itiyoruz. İlk baştaki mavi boncuktan bu şekilde geçiş yapıyoruz. Bir siyah boncuk alıyoruz. Bir sonraki çiçeğin tepesindeki boncuktan geçiş yapıyoruz. Bir siyah, dört tane açık renk boncuk alıyoruz. Boncuklarımızı itiyoruz. İlk baştaki açık renkteki boncuktan bu şekilde geçiş yapıyoruz. Bir siyah boncuk alıyoruz ve sıradaki çiçeğin tepesindeki boncuktan bu şekilde geçiş yapıyoruz. Bir siyah, dört tane mavi boncuk alıyoruz. Boncuklarımızı itiyoruz. İlk baştaki mavi boncuktan bu şekilde geçiş yapıyoruz. Bir siyah boncuk alıyoruz ve burada da sırayı birleştiriyoruz arkadaşlar. O yüzden de bakın sıradaki çiçeğin tepesindeki boncuktan, aradaki siyah boncuktan ve bir sonraki çiçeğin altındaki boncuktan, yani burada 3 boncuktan, üçünden birden geçiş yapıyoruz.
Ve böylece üçüncü sırayı da tamamlamış olduk. Bakın bu sırayı böyle kolyenin dışından yaptık. Şimdi yapacağımız sırayı da içinden yapacağız. Çıkış yapmış olduğumuz boncuğun hemen yanındaki boncukla beraber hemen onun yanındaki boncukla yani burada tepedeki boncuktan çıkış yapıyoruz. Bir siyah, dört tane mavi boncuk alıyoruz. Boncuklarımızı itiyoruz. İlk baştaki mavi boncuktan bu şekilde geçiş yapıyoruz. Bir siyah boncuk alıyoruz. Sıradaki çiçeğin tepesindeki boncuktan bu şekilde geçiş yapıyoruz. Bakın böyle. Bir siyah, dört tane açık renk boncuk alıyoruz bu kez. Boncuklarımızı itiyoruz gene. İlk baştaki açık renkteki boncuktan geçiş yapıyoruz bu şekilde. Bir siyah boncuk alıyoruz. Sıradaki çiçeğin tepesindeki boncuktan çıkış yapıyoruz. Bir siyah, dört mavi boncuk alıyoruz. Boncuklarımızı itiyoruz. İlk baştaki mavi boncuktan bu şekilde geçiş yapıyoruz. Bir siyah boncuk alıyoruz. Sıradaki çiçeğin tepesindeki boncuktan bu şekilde geçiş yapıyoruz. Bir siyah, dört tane açık renk boncuk alıyoruz. Boncuklarımızı ekliyoruz. İlk baştaki açık renkteki boncuktan bu şekilde geçiş yapıyoruz. Bir siyah boncuk alıyoruz ve gene burada sırayı birleştiriyoruz arkadaşlar. Sıradaki çiçeğin tepesindeki boncukla beraber aradaki siyah boncuktan ve bir sonraki çiçeğin altındaki boncuktan yani burada bakın 3 boncuktan birden geçiş yapıyoruz. Ve böylece bu sırayı da tamamlamış olduk. Bakın model biraz daha ortaya çıktı. Tamamen belli oldu yani. Boncukların, çiçeklerin, renklerin dönüş yönlerini takip ederek kolye istediğiniz uzunluğa gelene kadar bu şekilde yapmaya devam ediyoruz. Ben tamamlayıp dönüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben kolyemi tamamladım. Yani bu kadar uzunluk benim için yeterliydi. Şimdi buraya geldiğimizde ne yapıyoruz? Yine aynı şekilde sıradaki boncuktan geçiş yapıyoruz. Hemen onun yanındaki boncuktan yani bu tepedeki boncuktan çıkış yapıyoruz son olarak. Bakın böyle. Ve burada iki tane siyah boncuk alıyoruz. Sıradaki çiçeğin tepesindeki boncuktan yani bu boncuktan geçiş yapıyoruz. Yine iki tane boncuk alıyoruz. Sıradaki çiçeğin tepesindeki boncuktan geçiş yapıyoruz. Yine iki tane boncuk. Sıradaki çiçeğin tepesindeki boncuktan geçiş yapıyoruz. İki boncuk. En son buradaki boncuklardan geçiş yapıyoruz.
Bakın böyle oluyor arkadaşlar. İlk baştaki başlamış olduğumuz gibi oluyor burası da. Ve şimdi burada daha sağlam olması adına bu en son sıradaki boncuklardan bir kez daha geçiş yapıyoruz. Devam ediyoruz. Sıradaki boncuklardan geçiş yapmaya. Devam ediyoruz. Sıradaki boncuklardan geçiş yapmaya. Ve en son buradaki boncuktan çıkış yapıyoruz. Ve şimdi sıradaki boncuklardan geçiş yapıyoruz. Yani bakın bu boncuklardan. Yine sıradaki boncuklardan geçiş yapıyoruz. Burada boncukları sıralarını takip ederek iğnemizi boncukların arasında birazcık gezdiriyoruz. Daha sonrasında ipimizi keseceğiz arkadaşlar. Bakın burası önemli. Boncukların sıralarını mutlaka takip ediyoruz. Yani bu boncuktan çıkış yaptıysak hemen onun yanındaki boncuktan, daha sonra gene onu takip eden hemen onun yanındaki boncuktan geçiş yapıyoruz. Bu şekilde. Burada iğneyi istediğiniz kadar boncukların arasında gezdirebilirsiniz. Ben tamamlayıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben iğnemi boncukların arasında bu kadar gezdirdim. Bu kadarı benim için yeterliydi. Ve şimdi burada ipimi kesmek istiyorum artık. İpimizi kesiyoruz burada. Kalan ipleri de çakmakla yakabilirsiniz. Aynı buraya yaptığımız gibi bu ilk baştaki bırakmış olduğumuz ipi de iğneyi takıp aynı şekilde bunu boncukların arasında birazcık yürütüyoruz, gezdiriyoruz yani. Daha sonrasında bu ipimizi de kesiyoruz. Ben burayı da tamamlayıp dönüyorum. Ve şimdi burada kolyenin çivilerini takıyoruz. Bu arada şunu belirteyim. Ben çivi kıvırma işlemini ilk defa yapacağım. Öğrendiğim kadarıyla size göstermeye çalışacağım. Umuyorum ki siz daha güzelini yaparsınız. Çiviyi alıyoruz. Ve bu halka kısmını açıyoruz. Daha sonra kolyenin uygun bir yerine çiviyi takıyoruz. Ve hemen onun karşısına da takıyoruz. Bakın böyle. Ve burada halkayı kapatıyoruz. Tekrardan. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Halkayı kapattıktan sonra şimdi buraya aparatımızı takıyoruz. Ve burada kıvrılacak kadar yer bırakıyoruz. Çivinin geri kalan kısmını kesiyoruz. Daha sonra buraya da bir halka yapıyoruz. Bakın böyle. Daha sonra halkayı açıyoruz. Kolyeyi takıyoruz.
bu şekilde. Zincir de takıyoruz. Ve buradaki halkayı da kapatıyoruz. Bakın böyle oluyor arkadaşlar. Aynı şekilde diğer tarafın klipsinde bu şekilde çivisini takıyoruz. Ben diğer tarafın klipsinde takıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben her iki tarafın klipsini de taktım. Hatta zincirin ucuna bu şekilde yaprak bir aparat taktım. Daha önceden de dediğim gibi ben çivi kırmayı burada sizlerle beraber ilk defa yaptım. Eğer yanlış bilgi verdiysem kusura bakmayın. Umuyorum ki siz daha güzelini ve daha iyisini yapacaksınız. Kolyemiz bu şekilde oluyor. Bakın böyle. Oldukça şık olan kolye modellerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Modeli umarım sizler de beğenirsiniz. Umarım yapılışını anlatabilmişimdir. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Bu arada şunu belirteyim. Bir sonraki videomda bu modele bilezik yapacağım. Beni takipte kalın. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, videoların altına yorum yapmayı, videolarımı paylaşmayı unutmayın. Yeni takı videolarında görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.